Merve, kapak gibi şey de takmışsın. Arkadaşlar, bizim burada amacımız yöresel mutfaklar Dersim'deki uygulamayı yapmak. Sağ olsun konak sahiplerimiz ev sahipliği yapıyor. Biz burada öğrencilerimizin her düşünün hafta farklı bir bölgeyi yapmasıyla bu dersi gerçekleştireceğiz. Bu şekilde bize her hafta bir bölge ders olarak yapılacak. Bu yemekleri de biz öğrencilerimizle, hocalarımızla birlikte hem yiyeceğiz hem de notlarını bu şekilde vereceğiz. Kimle görüştük? Serkan Şengül, öğretim görevlisiyim, turizm bölümü. Müdürümüz Süreyya Sarcı Meslek Yüksekokulu'nda okuyoruz. Turizm 2. sınıfız. Marmara Bölgesi'nin yöresel yemeklerini tanıtıyoruz. Bu bizim kendimizi geliştirmemiz açısından çok olumlu bir ödev. Burada olmaktan çok memnunuz. Her yemek yapacağız. Değişik konaklarda yemek yapıyoruz. Bugün yarış kış konaklarındayız. O zaman o yavşıyı bulamazsın bence. O yüzden herkes ama o da bir şeydir ya. Serkan Bey, o da öyle şimdi yüklayanlar demeyelim de her birinde daha fazla olan bayan. Ferman, şimdi telefona sus. Serkan Hanım, 21 yaşında bayan da var, 22 de var. 22 daha büyük. O yüzden o bayan da var, bayan bayan da var. Güzel. Güzel. Bayan var, bayan var. Bardağını verin. Öğrencilerimize kapılarımızı açtık. Burada yemeklerini yapıyorlar. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini yemeklerini sunuyorlar. Okulda gördükleri dersleri burada uygulama olarak yapıyorlar. Öğrencilerimizin el emeğini biz de tadıyoruz bugün. Güzel, değişik sürprizlerle bizi karşıladılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizi konuk eden konak sahibimize de teşekkür ediyoruz. Amaç ne? Öğrencilerimize öğrendiklerini uygulamalı olarak sunmaları imkanını vermek. Bunu da okuldaki hocalarıyla, arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlamak. Tamam. Bugün ne var menüde? Piyaz, köfte. Menülerini de kendileri hazırlamışlar. Menümüz de burada. Yemeklerini beğendiniz mi? Evet, güzel. Zorbaları çok güzel. Beğendik. Yani sizin yaptıklarınız kadar güzel yani. Daha biz yapmadık ya. Siz de aynı okuldasınız. Evet, aynı sınıfta. Neler düşünüyorsunuz ileride? İleride kendimizi geliştirmek istiyoruz tabii ki bu meslekte. Böyle bir restoran falan açmayı düşünüyor musunuz? Önceden düşünüyordum ama şu anda düşünmüyorum. Başka yerlerde, otellerde falan geliştirmek istiyorum. Neler yemekleri? Evet, oldukça lezzetli. Teşekkür ederiz, sağ olun. Arkadaşlar çok güzel hazırlamışlar. Köfte var, köftemiz var, tarator sosumuz var. Sosumuz var, köftemiz var, pilavımız var. Piyazımız var. Piyazımız var, her şey çok çok güzel. Arkadaşlar çok özel hazırlamışlar. Bu uygulamalar herhalde devam edecek. Evet, bu uygulamalar 7 hafta daha devam edecek. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de
başka derslere devam ettirmeyi düşünüyoruz. Evet. Herhalde kalite kontrol yapalım. Evet, bir tadlarına bakıp not vereceğiz ona göre arkadaşlara. Şu ana kadar olanlar ne durumda hocam? Şu ana kadar çorbalarını çok beğendim özellikle. Şimdi bu tabağı da tattıktan sonra genel bir notlarını vereceğiz ama gerçekten güzel bir şey hazırlamışlar, hoşumuza gitti. Yani başarılılar yani. Evet, başarılılar. Yemek var hocam, yemek. Yemek var. Köfteyi lezzetli yapmışlar ama. Güzel, güzel. Bir de çok hijyenik çalışmışlar. Sos çok güzel. Sos. Evet, nasıl arkadaşların yemeği? Ben çorbayı çok beğendim. Güzel. Yani vermişler yani yemek. En meşhur olanlar. Üstten döküyoruz. Neden eksik puan verdiğini artı parantez yazıyor. Şu anda ne yapıyoruz hocam? Program yemekleri değerlendirmeye alıyoruz. Hocalarımıza puanlama konusunda farklı görüşler. Hani herkesin olumlu bakış açısını kazanıp kazanmadığı konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden görüşlerimizi ve olumlu veya olumsuz değerlendirmelerimizi hocamıza not ediyoruz. O da ona göre bir değerlendirme yapacak. Hayır, bir başka bir yerde görüyoruz. Nasıl, başarılılar mı? Genel itibariyle genel burada görüşler yazıyor. Genel itibariyle başarılılar. Evet, bize öğrendikçe şey yapmıştık, toplantı yapmıştık, biliyor musunuz? Hocam ben yazmayacağım. Yorum almadığımız. Hüseyin Hoca git hocam. Git.